Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone telefonlarda iOS 15 ile birlikte hayatımıza giren canlı metin özelliği nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. Şu anda telefonumuzun kamerasına bir tane metni tuttuğumuz zaman bu metni direkt kopyalayabiliyoruz. Bakın buradan istediğim bir kısmını veya tümünü seçerek direkt bu metni kopyalayabiliyorum. Sadece telefonumuzun kamerasında değil, fotoğraflarda bulunan yazıları da çok kolay bir şekilde kopyalayabiliyorsunuz. Bakın sağ alttaki metin simgesine dokunduğum zaman örneğin şuradaki yazıyı kopyalayayım. Gördüğünüz gibi bunu da kopyalayabiliyorum. Peki bu özelliği telefonumuzda nasıl aktif ederiz? Hemen sizlere bundan bahsedelim. Telefonumuzun ayarlarına girelim. Ayarlara girdikten sonra buradan genel menüsüne girelim. Genel menüsünden dil ve bölgeye girelim. Dil ve bölgeye girdiğiniz zaman bakın burada canlı metin özelliği gelecek. Canlı metin özelliğini buradan aktif hale getirin. Buradan aç diyelim. Eğer canlı metin özelliği sizde gözükmüyorsa telefonunuzun yazılımını kontrol edin. Yazılımını güncellememiş olabilirsiniz dostlar. Çünkü bu özellik dediğimiz gibi iOS 15 ile birlikte geliyor. Canlı metin özelliğini aktif hale getirdikten sonra fotoğraflardaki yazıları kopyalamak için yapmamız gereken bir işlem daha var. Buradan ikinci dil olarak İngilizce eklememiz lazım. Şu an bakın ben de iPhone dili Türkçe yazıyor. Bir de buradan İngilizce ekleyeceğim. Diğer dillere dokunuyorum. Buradan İngilizceyi seçiyorum. Bakın altta Tut ve değiştir var. Buradan tut diyeceğim. Yani telefonun dili şu anda Türkçe olsun. İngilizce olmasın. Bakın şu anda tercih edilen dil sırasında Türkçe ve İngilizce oldu. Sizde de bu şekilde olsun. Buradan İngilizce eklemezseniz fotoğraflardaki yazıları kopyalayamıyorsunuz dostlar. Ondan dolayı buraya İngilizce ekledim. Şimdi deneyelim. Telefonumuzun kamerasını açalım. Bakın metni tutuyorum. Direkt sağ altta metin simgesi çıktı. Buraya dokunduğum zaman buradaki metnin ister tümünü... İsterseniz bir kısmını kopyalayabiliyorsunuz. Şu an kopyaladım. Mesela notlara geleyim. Gördüğünüz gibi direkt metni kopyalayabiliyorum. Şimdi bir de fotoğraflarda bulunan bir yazıyı kopyalayayım. Az önce ekran görüntüsünü açtım. Bakın şu an dokunuyorum. Sağ alttaki simgeye dokunduğum zaman buradaki bu yazıyı kopyalayabilirim. Kopyaladım. dedim. Şimdi notlara geri geldim. Mesela boşluk bırakayım şuraya biraz. Yapıştırdığım zaman gördüğünüz gibi az önce kopyaladığım metni buraya yapıştırdım. iPhone'da canlı metin özelliklerini bu şekilde telefonunuzda kullanabiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi işlemler çok basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.